Herkese merhabalar. Örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, bugün sizlere Tunus işi işkembe modeli denilen çok güzel bir örgü modeliyle geldim. Böyle görüntüsü hem çok güzel, yapımı da çok kolay. Ne yapabilirsiniz bundan? Bebek battaniyeleri yapabilirsiniz, patikler yapabilirsiniz, hırka, bebek yelekleri, yani aklınıza gelen her türlü projede kullanabileceğiniz çok güzel bir model arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim, arkasını da gösterelim şu şekilde. İpim Pollyanna Pretty Baby isminde bir ip. Renk numarasını da hemen göstereyim. Tığ olarak ise 3,5 milimlik bir Tunus tığı kullandım arkadaşlar. Bu da yine Pollyanna'nın ipi, aynı bebek ipi. Bir zincirimizi sabitleyelim. Toplamda 16, 17, 18 ve 19. Toplam 19 tane zincir çektim. Zincirlerimiz tek sayı olacak arkadaşlar. 19, 21, 51 ya da 101 gibi tek sayıdan oluşacak. Şimdi hemen şuradan önce tek tek bir iplerimizi alalım. Çok sıkı örmeyelim. Şöyle saydığımızda şurası 19 olacak. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19. Evet, toplam 19 ilmek çıkardık. Tek sayıyla başladık. Şimdi 2, 2 zemin kısmını bir çıkaralım. Sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. İpimi uzattım. Bakın daha bu birinci ilmek. İkinci de hemen şu iki ilmeği birlikte alacağım. Şöyle. Bu ikisini birlikte aldıktan sonra arkadaşlar tığımın üzerine şu şekilde ip alacağım. Bu değil. Bakın böyle değil. Şu şekilde. İpi aldıktan sonra şu parmağımla tutuyorum. Ve tekrar şu ikisini beraber alıyorum. Bu şekilde ip koyup tekrar tutuyorum, bakın. Tekrar iki. Şöyle koydum. Yavaş gösteriyorum, özellikle yeni yapacak olan arkadaşlarım için. Bu şekilde bak, parmağımla böyle yapıp şöyle tutuyorsunuz mutlaka. Sonra şu ikisini birlikte yaptım, tuttum. İkisini beraber ördüm. Getirdim ipimi, tuttum. Beraber ördüm. Tekrar artırdım. İkisini birlikte ördüm. Bakın bir artma, bir kesme yaptık. Evet. Burada da yine kestik. Kestikten sonra mutlaka artırmayı yapıyoruz. Bunu mutlaka koyuyoruz arkadaşlar. Bakın son kez kestim. Artırmayı koydum. Ondan sonra kalan iki tane ilmeği bu şekilde normal örüyorum. Şöyle kenara da şu şekilde alalım. Şimdi örneğinizi oturtana kadar bir sayın, birkaç kez sayın arkadaşlar. Çünkü artma eksilme olmasın. İlmekler aynı sayıda kalmış mı bir bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Evet, benim ilmeklerim tam. Bu şekilde tam böyle oturtana kadar modeli böyle küçük bir parçayla siz de başlayın ve sayın. Artma eksilme olmasın. Model örneği oturttuktan sonra büyük parçanızı yapın bence. Şimdi 2 2 topluyoruz. Sadece burada aynı şekilde toplayacağız ama bir püf noktası var. Onu bir söyleyeceğim. Bakın 2 2 alıyorum. Şuradaki artırdığımız ilmekler bu tarafın üstüne geçiyor. Önce bunu almayın sakın. Burayı şöyle geriye ittirin arkadaşlar. Sırasıyla alacaksınız yani. Bakın bu şekilde sırayla alacağız. Burada da öne gelmiş, farkında mısınız?
Bu geriye gidecek. Sırayla alınacak. Sıradaki neyse o. Bu şekilde. Evet. Bakın 2-2 aldık. Şimdi yeni sıramıza başlarken şöyle bir bakalım. Şimdi bakın mantığımız şu arkadaşlar. Şu iki tane ilmeği yan yana almayacağız. İşkembe modelini oluşturmak için şununla şunu birleştirmemiz lazım bakın. Bununla bunu birleştirmemiz lazım. Böyle. Şununla bunu. Yani bu ikisi değil. Bu ikisi değil veyahut da. Şu boşluğun bir sağından bir solundan alarak şimdi 2-2 toplayacağız. Dolayısıyla onu yapabilmemiz için bakın burada şu bir tane baştakini normal örmemiz gerekiyor. Mantığını kavrayın diye arkadaşlar bu şekilde söylüyorum. İki taneyi ördük. Şimdi şu ikisi bakın bir buradan bir buradan alacağız. Beraber topladım. Şu şekilde ipimi aldım. Kestiğim anda bu artırmayı yapıyorum. Bunu unutmayın arkadaşlar. Hemen arkasından bu artırmayı yapmamız gerekiyor. Evet. Bir buradan aldım. Bir buradan aldım. Topladım. Artırmayı yaptım. Parmağımla tuttum. Tekrar bakın. Mantık bu. Bir bu taraftan, bir bu taraftan almamız gerekiyor ki model ortaya çıksın. Artırdım. Tekrar geldim. Aynı şey. Artır. İkisini topla. Artır. Çok sıkmayın elinizi. Artır. İkisini topla. Şuraya bir bakalım şimdi. Burada ne yapabiliriz? Artıralım tekrar. Buradan ve buradan. Evet, alabiliriz. Bir tane daha oluşuyor. Topladım. Artırmayı unutmayalım. Ve son ilmeğimizi de şu şekilde alalım. Şimdi mesela bunu yaptım. Tekrar bir sayacağım. Bir yanlışlık var mı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Evet, tam arkadaşlar. 19. 19'da başladım. 19'da devam ediyor. Şimdi tekrar 2 2 2 2 Evet. 2 2 yine topladık. Şimdi ilk sırada hemen ikisini bir örmüştük şurada. Hatırladınız mı? Tekrar şimdi ilk sıraya döndük arkadaşlar. Şu modeli kurabilmek için yani boşlukları bir araya getirebilmek için burada ne yapacağız? Şu ilk sıradaki gibi bu ikisini beraber alıyorum. Aldım. Kestiğim anda ne yapıyorum? Artırma yapıyorum. Parmağımla tutuyorum. Geldim. Topladım. Hemen artırdım bakın. Şurada kaçırmayın. Bak arada gizlenmiş gibi oluyor. Onu yakalayın arkadaşlar. Karşıdakiyle hemen buluşturuverin. Böyle. Tutalım. Yine bak araya gizlenmiş. Bunları bulun. Mutlaka bir buradan alacaksınız. Bir buradan alacaksınız. Tekrar artır. Bir buradan bir buradan. Tekrar artır. Her kesintinin ardından artırıyoruz. Unutmayın onu. Unutursanız eksilir örgünüz. Artırdım. Yine ikisi. Artırdım. Şimdi burada ne yapacağız? Artırdık. Burada normal iki tane ilmekli hatırlarsanız kenara çıkmıştım. Yine öyle yaptım. Bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Evet. Herhangi bir artma, eksilme olmamış. Yine aynı sayı devam. Şimdi ne yapıyoruz? 2, 2. Bir sıra daha göstereyim. Bence anlaşıldı. Evet. Bir sıra daha yapalım. Ondan sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Şimdi
Şu alt sırada 2 almıştık. Şimdi şu sırayı tekrar edeceğiz. Dolayısıyla ne yapmıştık burada? Bir tane daha ördük. 2 ilmekten sonra şuradaki ile şuradakini ne yapmamız lazım? Bakın model onu gösteriyor zaten. Buluşturmamız lazım. Birleştirdiğimiz anda ne yapıyoruz? Artırma. Bakın, bir bu, bir bu. Artır. Bir buradan, bir buradan al. Birleştir onu ve artır. Şu elinle tut mutlaka artırdıktan sonra. Evet. Artırdım, tuttum. Artırdım. Şöyle biraz daha yükselttim. Aynı mantıkla bu şekilde devam edeceksiniz. Ve ortaya yine böyle bir güzellik çıkacak. Bakın. Yumuş yumuş, çok da güzel. Bebek ipleriyle çok rahat bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Nasıl battaniye yapabiliriz tunus işiyle derseniz. Bakın arkadaşlar, şu şekilde misinalı uzun tunus tığları var. Görüyor musunuz? Şöyle. Bunlarla bebek battaniyeleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Tuhafiyelerden, ip satan yerlerden, yün satan yerlerden isteyebilirsiniz. Evet, bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Beğendiyseniz beğen butonuna da basmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.